Selamlar herkese. Hançer ben. Dragon's Dogma maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Çılgın bir mağara keşfettik geçen bölüm. Onu hızlıca bitireceğiz şimdi ve Ulrika'nın peşine düşeceğiz. Ne yazık ki kızı köyden kovdular. Daha doğrusu kendi kaçtı. Niye kaçtı, neler yapıyor vesaire, bunları çözmemiz gerekiyor. Ki kendisine yürüyebilelim ileride. Bu şekilde özetleyebiliriz. Bu mağarada da şöyle kapıştık. Chimera ya da Chimera diye okunuyor. Şahane bir boss savaşıydı. Bakalım, bekliyoruz bu kalitede bossları. Epey kuvvetlendik ama halen önümüzde uzun bir yol var. Bunlar bizi bekliyor galiba. İmdat. Sıkıştım yine. Bunlar sizi kaptı mı gerçekten harcıyorlar. Sıkıntılı yaratıklar. Ve girdiğimiz kesinlikle en büyük mağara. Komple açmak istiyorum. Başka gizemler çıkabilir çünkü. Enteresan yerleri çıkabilir bunun sonu. Şöyle bakalım. Galiba bitirdik arkadaşlar. Şuradan devam ediyor olabilir mi veya buradan? Biraz değişik yapmışlar haritayı. Mesela burası kapalı, belli. Burası buraya çıkıyor. Buradan emin değilim ama. Şöyle bakacağım. Yine gevezeliğe başladılar. Evet, bayağı gevezeliğe başladılar. Arada sırada gözlerini kontrol etmem lazım bunların. Kırmızılaşmış mı diye. Yok galiba. Veba kapabiliyorlar çünkü. Ki daha önceki bölümlerde anlatmıştım. Yani şehirdeki bütün NPC'ler ölebilir bunun yüzünden. Dikkat etmezsek. Ejderha vebası diye bir şey kapıyorlar. Hayır, buradan gitmemişiz. Güzel. Bam. Tek atıyoruz bazen. Şeye vurursam. Kuyruğuna da vursa vurursam. Duvarda tırmanıyorlar, duvarda bekliyorlar. Fark etmiyorsunuz, bu arada müthiş bir şekilde kamufle oluyorlar. Zaten renkleri neredeyse birebir duvarda. Hiç fark etmiyorsunuz. Bunlar mızrakları bunlar mı dikmiş? Aslında şey değiller yani, aptal yaratıklar değiller öyle. Sırtlarında mızrak var, balık yakalayıp asmışlar, kurutuyorlar. Bayağı kendi çaplarında modernler diyebilirim yaratıklar. Mağaranın sonu yok bence. Ve suya dalınca şeyimiz sönüyor, fark ettiyseniz. Fenerimiz sönüyor. Sudan çıktığımızda geri geliyor. Bu da minik bir detay diyelim. Wow, neler oluyor? O nasıl bir büyü? Şimdi boğulacak mıyım burada? Burada bir sandık gördüm. Çılgın bir mağara gerçekten, sonu yok. Kurtulmuş balık mı çıktı o kadar yüzmeme rağmen?
Sanırım daha ilerlememeliyim. Ama bir yandan... Hoppa! Ölüyorum. Tamam, buraya kadar. Buraya kadar. Evet, bence gidebiliriz. Başka bir şey olmadığını zannediyorum burada. Kuyruklarını sökelim. Bulaşmıyorum bile geçeceğim yanlarından. Bizimkiler kapışır isterlerse. Ya da onlar da takip edebilir beni. Yarasalardan da item bile düşüyor. Galiba bitti. Hiçbir fikrim yok. Such dark depths take their toll on the spirit. I quite agree. Bir saniye. Nereden girdik, nereden çıktık? Buradan girdik arkadaşlar. Geçen bölüm şunun üstünden geçtik ve buradan çıktık. Vay canına. Bu ikisi birbirine bağlıymış. Nereden nereye? Peki. Stay with me, Arisen. Wait a moment. Çok iyi. Neyse, biz nereye gitmeye çalışıyorduk? Buralarda bir yerlerde kız. Yine oraya gitmemiz lazım. Açıkçası. O yüzden ne yazık ki mağaraya bir daha girmemiz lazım. Ve hızlıca inventory'imi boşaltayım. Çünkü heavy olduk. Okay. Oyundaki mağaraları gerçekten çılgın yapmışlar. Yani hem bağlantıları hem içini. Bildiğiniz dungeon hepsi. Fascinating. Bakar mısınız minimap'e? Deli gibi. Ama öğrendim sanırım yolu. Bitmemiş bile. Burada minik bir yol daha var. Keşfetmediğimiz. Okey, çok iyi. Bir escape'ler eksikti. Daha çok kolaylar. Aşırı kolaylar. Şimdi tamamen bitirdik gibi hissediyorum. ...4500 gold. Çok iyi. Değdi gerçekten. Yukarıdan merdiven düşürmeliyiz diyor. Wow. Oraya nasıl çıkacağız? Bitmemiş arkadaşlar. Burada çok fazla gizem var. Şurada bir merdiven var. Ve hiçbir fikrim yok oraya nasıl çıkacağız. Pas geçiyorum. Yani içeriği komple açtık gibi hissediyorum. Komple açtık. Çıkacağım şimdi şuradan.
Buradan mı gitmem gerekiyor? O merdivene nasıl ulaşacağız? Çılgın bir zindan gerçekten. Ah, yes. That sounds familiar. İzninizle 2 dakika daha geçireceğiz burada. Merak ediyorum çünkü. 4500 gold geldi az önce. Dandik sandıktan. Da buradan çıkabilirim. Şurası yolun sonu mu? Değil galiba. Geri döneceğim. Yok, buradan da yol var. Bitirmemişiz. Kesinlikle bitmemiş. O yukarıya bağlayacak mı acaba burası? Olabilir, yükseliyoruz çünkü. Copperstone. İlk defa böyle bir şey bulduk. Copper değil, Copperstone. Evet, Copperstone diye bir şey bulmamıştık daha önce. Yeni bir maden bulduk. Batal'da bulunuyormuş. Batal arkadaşlar diğer ülke. Çok enteresan. Gerçekten gizemli bir mağara. Bu mağarada ne geziyor o zaman onlar? Halen dallanıyor, çıldıracağım. Kaç katlı bir mağara bu? If you're carrying around anything you don't need, there's no time like the present to rid yourself of it. Less than an hour load will help to keep us light on our feet. Yine dallandı. Bitmiyor arkadaşlar mağara. Okey, bunu kıracağız bence. Yanındaki şey patlayabilir. Savurunca patlamadı. Şey bulduk. Toplama şeyinden bulduk. Amma saklamışlar gerçekten. Amma saklamışlar. 10x. Ve son bir yol kaldı. Bu da o merdivene çıkacak bence. Ya da hoppa, çılgın bir yere çıkıyor burası. Ben ağırlığımı optimize etmem lazım. Bir şey yere mi attım? Yere atmışım, yere aldık. Burası da ne? Okey, gerçekten epik bir yer bulduk arkadaşlar. Alakasız bir mağarada laboratuvar bulduk. Bunlar da ne böyle? Kesin bir quest ile ilgili bu ileride yapacağımız. Okey, o sandık beni gerdi. Save atıyorum bir tane, o sandıkta bir şeyler var. Bam. Okey, bir şeyler oluyor. Leech, bunu tokatlarız. Yalnız maksimum canlarımız biraz düşük. O yüzden dikkatli olmalıyız.
iskeletleri temizleyeyim önce. Freelan'a kaldık. Haydi Freelan, aban. Bunu tutabiliyor muyum yoksa... Nereye gitti? Neyse, ben iskeletlere odaklanabilirim biraz. Çünkü vuramıyorum yukarıda olduğu için. Bizim büyücüler indirsin onu. Ben bunları temizleyeceğim. Freelan halledecek. İşte bu. Bir canı gitti. Kaldı. İki. Yere mi düştü? Yes, harcadık. Bir can daha gitti. Saçma sapan büyüleri var bu arada. Freelan ölecek orada. Bu hortumdan ölmüştük daha önce, o yüzden girmiyorum içine. Çok kuvvetli bir büyü bu bence. Tek yemiştim hatırlıyorsanız bölümden önce. Onun içine girince. Şeye girdim, kolona girdim. Ölmek üzere. İndir Freelan. Oh. Nasıl hayatta kalıyorum gerçekten bilmiyorum. İyi ki tankım ya. Tank değilim de warrior'ım. Canım baya çok aslında. Bye bye. Kıymetli şeyler düşürdü. Siyah kristal elbisesini düşürdü. Para birimi düşürdü. Ne bulduk acaba o sandıktan? Kesinlikle quest item falan. Freerun'a verelim. Bir ara depomuzu boşaltmamız gerekecek. Yani... Galiba bitirdik burayı. Nereden nereye geldi? Dinlenmek istiyorum. Bittik tükendik diyorlar. Katılıyorum. Benim de dinlenmem lazım. Bir kamp yapalım dışarı gidince. Ama halen... Affedersiniz, bu lanet dungeon'ı bitiremedik. Merdiveni bulduk. Tamam. Buraya geldik en azından. Şurada koleksiyon taşı var. Süper. Buradan aşağı inmiyoruz çünkü aşağıyı keşfettik. Burası da bitecek muhtemelen. Bir ya da iki tane yol kaldı. Üç yol var. Birbirleriyle birleşecekler diye düşünüyorum. Hayır, daha da dallanıyorlar. Kaç tane boss var? İki bosslu bir şey burası bu arada. Chimera'yı öldürdük. Bir de Lich çıktı. Bu ne? Dagger buldum galiba. İlk defa gördüm.
Burası birbirine bağlandı. Bitti arkadaşlar. Bitti. Sonunda. Okey. Hayır, bitmedi. Bitti. Tamam. Buradan çıkışa gidiyorum. Kesiyorum. Çıkışta görüşürüz. Evet. Ve dışarı çıktık. Yani tamamen tesadüfen girdim buraya. Ha, burayı keşfedelim, bir bakalım dedim. Bakar mısınız neler çıktı içinden? Şimdi Trish miydi? Trish değil. Trish benim arkadaşım. Kızın ismi neydi? İsmini unuttum, kızın peşinden devam edeceğiz. Şurada bir kamp yapalım. Yamulduk çünkü. Var mı kamp setim? Var. Bu arada yanda goblinlerle birileri savaşıyordu. Umarım onların varlığı bizim pusuya düşme ihtimalimizi arttırmaz. Hiçbir şeyim de yok doğru düzgün. Şu kurumuş eti yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ha, bunu ilk defa gördüm. Kurumuş et. Güzel duruyor. Canım çekti mi? Tabii ki de. Sabaha kadar dinlendik. Çok güzel. Şimdi Bison biliyordu yolu. Bizi götürse güzel olacak. Bunlar bandit mi? Bunlar bandit ya. Buradaki herkesi öldürebiliriz galiba. Aynen, komple düşman bunlar. Biliyor değil mi? Aynen. Quest'e götürüyor bizi. Kız ama kaçmış. Ben daha yakınlarda bir yerde olur zannediyordum. Ve umarım doğru yere götürüyor bizi. Bir daha bakalım quest'e. Aynen. Ulrika. Lütfen rahat bırak beni. Sağ ol. Gerçekten yolda çeviriyorlar. Devam. Kertenkeleyi geç. Devam, devam, devam. Yeterince kertenkele avladık. Evet, oyunun 5. bölümünde mi ne buralarda takılıyorduk? Havaya uçacak şimdi. Patlamadı. Geyik karambole gitti birazcık. Yapacak bir şey yok. Go go, devam. Burada mı kız? Katiyen bulamazdım bu göstermese. Nereden bulmam bekliyor oyun? Hiçbir şey söylemedi. Belki de köydekilere sorsak biraz daha öterlerdi. Ama gerek yok bu bildiği için yolu. Neyse, önemli değil. Devam. Belki de şehre gitmiştir. Bu bizi şehre kadar yürütüyor olabilir şu anda. O da enteresan olurdu. Şehre kadar yürüsek. Minotaur. Alalım. Kız mı o?
Değil değil mi o kız? Değil. Umarım değil. Üzücü olurdu. Suyun üstünde olduğu için elektrik şahane vuruyor şu anda. Ama bir yandan da yanıyor. Her elementi ısırıyor şu anda. Şahane. Bayağı uzun sürüyor ama bam bam patlıyor. Reren yapıyor muhtemelen. Ve kafasına nişan aldı. Öyle bir canı gitti ki. Tertemiz ettik. 3 mü 4 mü ne canı vardı. Health bar'ı vardı. Erittik arkadaşlar. 3000 experience. Bence bu kız bizi başkente kadar götürecek. Bu arada buraları hiç açmamıştık. Çok güzel oldu. Gidebiliriz. Buraya hiç gelmedik. Çünkü hatırlıyorsanız oyunun başında karavanla gittik şehre. Buradan yürümedik hiç. Şu noktadan itibaren hiç yürümedik. Bunlar yeni yani. Ama artık daha ne kadar eşya verebilirim bilmiyorum başka karakterlere. Quest'i bitirdiğimiz gibi eve gideceğim. Biraz depolayacağım eşyaları. Ve evimizi de satın alacağız. Kaç param oldu? 29k paramız oldu. O mağara sağ olsun bir sürü şey bulduk. 20k'ya evi alacağız kalıcı olarak. Ve biri uyuduğunda şey yapabiliyorlar. Yandırabiliyor arkadaşları. Güzel mekanik. Şurada niye ünlem işareti var? Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Hobi olarak galiba. Böyle çıkıyor artık sırada ünlem işaretleri. En kötü sandık vardır. Devam. I'd wager there's ought to be found here. Let us ponder how best to proceed. Bu arada hayvan sıklığı artmaya mı başladı yoksa buralar tehlikeli diye mi böyle durumlar var? 5 saniyede bir yaratık çıkıyor karşımıza. Hoppa, şey bulduk. Toplama taşı bulduk. Çaktırmadan biriktiriyorum. Öyle bir niyetim yok. 240 tane toplamayacağım muhtemelen. Ama çıkarsa karşıma alırım. Buralara hiç gelmedik daha önce. Varil taşıyor. Varil taşıyıp patlatıyor. Goblinler bir şahane ya.
Burayı da açtık. Başka bir şey yok burada. Amacım haritayı keşfetmek. Tepeden taş atıyorlar kafamıza. Çakallar. Bakalım. Aynen, başkente doğru gidiyoruz. Sıkıntı da değil, hem de buraları açmış olduk. Bu adam bir şey satıyor mu? Çok umurumda değil, haydi devam edelim. Benimkiler indiriyor arkadan, experience geliyor. Beleş. Bir saniye gözlerine bakacağım. Bir kıpırdamasalar bir saniye boyunca şey olabilir. Bu ejderha vebası çok sıkıntılı bir şey. Sabit dursalar bir saniye durmuyorlar ama. Mümkün değil gözlerine bakmam. Başka şekilde anlayamıyorsunuz. Yok, izin vermiyorlar bakmama. Ya konuşsam? Yok gözlerinde bir şey. Sıkıntı yok. Yok gibi. Dediğim gibi çok çok sıkıntılı bir olay. Gözleri kırmızı oluyor önce. Sonra atar yapmaya başlıyorlar bize. Sonra da bütün şehirdeki bütün NPC'ler ölüyor. Öyle kanser bir mekanik koymuşlar oyuna. Çok dikkat etmem gerekiyor. Kaçırmamam gerekiyor öyle bir şey olduğunda. Ve şehri gördük karşıda. Tepede de Griffin uçuyor. Belki Griffin'le kapışırız artık. Goblinlerle uğraşmayacağım. Gerek yok. Bizimkiler arkadan kapışsın. Ben devam edeceğim ileri. Harplerle de uğraşmayacağım derken... O neydi? Bir şey havaya uçtu. Muhtemelen sızacağım şimdi. Okey, yukarıdan kaya atıyor birileri kafamıza. Kim atıyor, neden atıyor? Bakalım. Ne, orada bir şey olduğunu zannetmiyorum pek. Yine de bir göz ucuyla bakmak istiyorum çıkabildiğim kadar. Yok, çıkamıyoruz, pas geç. Devam edelim. Güzel bir sırrı. Sağa sola sarsıyoruz. Öyle vuruyoruz ki. 300 experience. Şu aşağıda sandık gördüm. Onu alacağım. Aşağıda da ölü bir ogre mi var? Cyclops. Let us take care when and how we put them to use. Şurada bir kulübe gördüm. Geldik sayılır şehre. Şey, o kadar dandik ki yaratıklar, küçümsüyorum ama şey,
Kapışmıyorum bile. Arkamdan gelip vuruyorlar falan, umursamıyorum. Kurttu Goblin'de. Kombattayken ama aktive edemiyorum şeyi ne yazık ki. O yüzden öldürmemiz gerekecek. $500. Pantolon bulduk ama hiçbir işime yarayacağını zannetmiyorum. Bunlar ne? Banditler de geldi. Adamın evini soyduk, bize saldırıyordu doğal olarak. Yoksa zombi mi bunlar? Değil. Bu bizim takımdaymış, pardon. Evet, öldürmemiz gerekiyor. Kombatı bitirmem gerekiyor. Aktive etmek için taşı. Bitti galiba. Freeran max mı oldu? Max level'a ulaştı. Freeran'ı muhtemelen healer'a geri çevireceğim arkadaşlar. Sırf orada max level'a ulaşsın diye. Ve pasiflerini alacak. İki class'ta da max olunca ben yine DPS'e getireceğim. Şehre gittiğimizde bunu yaparız. Aynı şeyi kendim için de yapacağım. Kendimi tanka çevireceğim bu class'ta max level'a ulaşınca. Tankta da en üst seviyeye çıkacağım ki bütün pasifleri aktive edebileyim karakterim için. Aynen, götür bizi. Bayağı geldik neredeyse şehre kadar. Bu ne, birbirine mi dalıyorlar? Kertenkeleler kurtlara dalıyor. Herkes birbirine dalıyor. Aşağıda neden ölmüş o şey? Cyclops. Onu merak ettim şimdi. Kolay kolay ölen bir yaratık değil çünkü. Ve cesedi var. Yani cesedi neden duruyor? Burası nereye gidiyor? Aynen, geldik bile şehre. Bayağı bu haritanın büyük bir kısmını açtık arkadaşlar. Bir şeyler oluyor. Sinematik girdi. Peki bu ezik için niye sinematik girdi? Tek açacağız mı? Gerçekten tek attık. Freeran attı galiba. Beynine yıldırım düşürdü. Çok iyiydi. Gereksiz bir sinematik olmuş. Muhtemelen şey, yani oyunun başında buradan geçmemiz gerekiyordu eğer karavana binmeseydim. Şehre otomatik gitmeyecektik. O zaman şey mantıklıydı. Böyle bir ormandan bunun fırlaması, aa diye korkmamız. Ama 25 level olunca ağzına vurduk birazcık. Hayır. Hayır. Acımadı bile. Yolu göster dostum. Kombatta şeyler aktive olmuyor. Go diyemiyorsunuz. Başka bir moda giriyorlar. Şimdi silahını kapamalı. Şimdi gösterecek. Aynen buradan.
Bu arada karşıda şu gizemli heykellerden bir tane daha var. Yanında da sandık var. Ama salıyorum şimdilik. Ya da salmıyorum, oraya doğru gidiyor. Ha, Trish'i açtı. Açıver. Sağ ol. Orada belki şey de vardır gizli. Küçük taş da vardır. Var mı? Topluyor galiba. Yok, yaprak almış. Devam edelim. Tam bir keşif bölümü oldu. Allow me to check whether there's aught nearby. Keep your ears pricked all the same. Our foes might well use this chance to sneak up on us. Şey gibi hissettim, böyle Max Level'a gelip bir level bölgesine geri dönmek gibi MMO'da. Bunlar bandit galiba. Bunları da harcayalım. Oldu. 30'a doğru gidiyoruz. Hiç fena değil. Hançer bug'a girdi. Açtım. Devam edelim. Durma durma, durdu. Her goblinde duruyor, öyle bir sıkıntı var ne yazık ki. Mezarlık. Gece buraya gelsek kesin zombi çıkıyordur. Bu tarafa koşuyordu, muhtemelen buraya gideceğiz. Tam zombi mekanı. Güzel lokasyonmuş ama şelalenin yanında böyle bir mezarlık. Ve gerçekten buraya bağladık. Şuraları keşfetmedik, sadece burada bir iki mağara olabilir. Ama buradan şehre gidiyorsunuz. Sonuna kadar açtık. Bunlardan da ne kadar çok koymuşlar. Aşırı miktarda koymuşlar. Sanki 30 saniyede bir pound değiştirmem gerekiyormuş gibi. Bu arada üstünde durduğum için bug'a girdi. Aktive olmadı. Değişik bir şeyler döndü. Peki. Enteresandı. Üstünde durduğum için aktive olmadı tam olarak. Üstünde durmayacağım bundan sonra. Of. Beklemiyordum bunu. Sıkıntı yok, ölmüyoruz. Canımız gidiyor sadece. Nedense göklerde uçacağımı hayal etmiştim. Çakıldım suya. Herkes geçmiş, sandığı alan yok mu? Heavy miyim şu anda? Heavy'yim tabii ki de. Hala mı heavy'yim? Okey, şimdi atlayabilirim bence. Evet, heavy olduğum için atlayamamışım. Çakıldım.
is somewhat lamentable that none of us are fighters. I lack information pertinent to this. Şey öldü mü? Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Galiba öldü. Suya düşüp. Karambolde. Bizi buraya kadar getirdi ve öldü. Kesinlikle öldü arkadaşlar. Evet. Aa, komedi. Neyse şehre gidiyoruz zaten. Şehre geldik. Yürüyün. Böyle bir komedi olamaz. Bizi buraya kadar getirdi. Ve sonra kayboldu. Çok iyi karakterdi. Gitmesine çok üzüldüm. Bir sürü para vermiştik. Neyse zaten bırak beni. Şehre gidiyorduk. Biri bana yardım edebilir mi? Ha. Zaten şehre gidiyorduk. Ha, orada evimizi alırız, eşyaları boşaltırız. Ben internetten bakarım gerekirse şeye. Kızın nerede olduğuna. En azından bu bölüm haritayı komple keşfetmiş olduk. Hatta ben burayı kesiyorum arkadaşlar. Bir şey yapmayacağım, dümdüz yol. Şehirde görüşürüz. Ve geldik. Öncelikle evimize uğrayalım hızlıca. Evimizi alacağız. Dilenci nerede? Burada değil. Hayda. Bu akşam tavernaya gelmen lazım diyor. Kim mi istiyor? Sormadım. Her zamanki yerde buluşalım demiş. Zenci şeyi mi diyor? Kaptanı mı diyor? Olabilir. Bu arada hızlıca birini alalım yanımıza. Bir tane tank. Belli olmaz ne olacağı. Niye herkes healer? Hah. Havlu bir şey arıyorum. Falcon. 22 level, o kadar da kuvvetli değil. Lionheart. 27 level. Al gitsin ya. My talents lie in combining materials, and I'll be an honor to serve. Hoş geldin. Bir önceki daha iyiydi ama o kamikaze yapmayı tercih etti. Suya atladı muhtemelen. There is a rumor whispered among pawns that I've oft pondered. The gist of it is, when pawns travel beyond the rift, we can contract a peculiar illness. Şimdi evim nerede? Şurada. Doğuda. The lives of those around us. At first we are only restless and excitable. But in time we become so unruly that even the arisen holds no sway over us. How terrible. We shall have to be alert for signs of a sickness among our number. Good tidings, friend. Nasılsın diyor evin sahibi? The most of my week-long sojourn. You see, I grew so fond of the destination my feet. İşte başka bir yere taşınmaya karar verdim. Orası daha güzel diyor. Çok sevdim orayı. Sen de burayı sevdiysen sana satayım. Sana veremem ama uygun bir fiyata bırakırım diyor. 20 bin verdik. Ve kalıcı evimiz oldu. Teşekkürler. Achievement geldi. Beleş F. Çocuk niye geldi buraya? Keşke seninle gidebilsem. Evet, artık evimiz var. Şimdi tavernaya gitmemiz gerekiyor. Bakalım, hediyeler gelmiş. Meyve şarabı, kılıç. Şuraya birkaç şey bırakacağım.
Birkaç bir şey değil, dünyaları bırakacağım. Her şey bozulmuş zaten. Kurtulmuş şeyler kalabilir. Oh be, hafifledim. Dünya varmış. Freeran de biraz hafiflesin. Çünkü deli gibi üstü. Güzel. Bunları satabiliriz de bir ara. Para gelir. Şimdilik çok gerek yok. Kamp şeyi de onda kalsın. Süper. Şu son karakteri de biraz bir şeyler bıraktırtalım. Bu arada karakter öldü ya az önce. Onun inventorisindeki, çantasındaki her şey bizim depomuza geliyor otomatik olarak. Kaybolmuyor yani. O yüzden sıkıntı değil ölmesi hiçbir şekilde. Oh be. Şimdi tavernaya gidelim, merak ettim. Kızın quest'ine de ben internetten bakacağım. Güya kızı arıyoruz. Belki de bu arada kız çağırıyordu. Ama her zamanki yerde dedi. Her zamanki yer yok kızla. Muhtemelen zenci komutan bizi çağırdı tavernaya. Göreceğiz şimdi. Ama belki kız da oradadır. Kız onunla iletişim kurmuştur. Bizi bulmaları için. Çok olası. Bakalım göreceğiz şimdi. Kız burada değil. There is much we ought to tend to if we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. Melve'den haber getirdim diyorum. So the acting chief of Melve was blamed. İşte kızı mı suçladılar? Kraliçenin oyunu bunlar. Bölgeyi ele geçirmeye çalışıyor kraliçe. Ama kimse yakalamamış henüz kızı, duymadım diyor. Perchance kraliçenin ulaşamayacağı yerlere kaçmış olabilir. Bilmiyor. Do not forget that we work to serve this. Okay, bu değil o zaman. Başka biri mi? Enteresan. Ha, ben burada veda edeyim arkadaşlar. Sizlere internetten bakayım bunlara. Sonraki bölüm devam ederiz buradan. Tavernadan her zamanki yer, her zamanki yerimiz dedi. Barı kastetti. Kızı nasıl bulabileceğimizi ben inceleyeceğim. İnternetten bir sonraki bölüm bakarız. Zaten çok bir questimiz yok şu anda. Main quest var. Bunu geç. Bir de dilenci var. Gerisini hepsini yaptık. Aynen, bakarım internette. Kızı buluruz bir sonraki bölüm. Bu kadar koşturmadan, gezmeden. Umarım. Buna sorsam... Herkese ısmarlayalım bir tane. Çünkü içimden geliyor. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.